İyi geceler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Online C# eğitimlerimizin bu gece 74.'sünü gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca her akşam saat 10'da ders yapmaya çalışacağız demiştik. Bugün 3. dersimizi yapacağız. Üst üste derslerimiz bu şekilde devam ediyor. Yarın 75. dersimiz olacak ve yarın derslerimizin %75'lik yani 4'te 3'lük kısmı sona ermiş olacak. Artık son düzlüğe girmiş olacağız derslerimizde de yarın akşam itibariyle. Ramazan ayı boyunca inşallah derslerimiz devam edecek. Bugün ne yapacağız? Bugün C# formülü biliyorsunuz son iki derste grafik ve ne üstüne gittik? Geometrik şekiller. Ondan sonra dün chart aracının kullanımıyla ilgili şeylere değindik. Özelliklerine değindik. Araç bazlı gideceğiz sanırım. Bugün daha önce hiç kullanmadığımız bir araç olan color diyalogdan bahsedeceğim. Bizim renk diyalogumuz, renk kutumuz şeklinde bir anlamı olan aracımız. Ondan sonra neler yapacağız? Şöyle bir ders takvimime bakıyorum da araç bazlı gideceğiz yine. Araç bazlı gideceğiz dedik. Birkaç ders daha önce kullanmadığımız araçları kullanacağız. O şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra önümüzdeki derslerde XML çekme olacak. Belki yarın yapabiliriz. XML ve web ortamından bilgi çekme dersini yarın gerçekleştirebiliriz. Şimdi bugünkü dersimize başlayalım. Ne yapacağız dedik? Bir çizim programı yapacağız dedik ama öncesinde Color Dialog'dan bahsedeceğiz. O yüzden Color Dialog diyelim. Color Dialog örnek diyelim ve başlayalım. Color Dialog ne arkadaşlar? Önce onunla başlayalım. Color Dialog, Paint ile göstereyim şöyle. Şu renkleri düzenle dediğim zaman karşıma çıkan pencerem var ya, işte burası benim Color Dialog pencerem. Yani renklerin olduğu, renk seçebildiğim pencerem benim Color Dialog pencerem oluyor. Şimdi Color Dialog ile ilgili 3 tane örnek var. Bunları gerçekleştireceğiz. Ama önce ne yapalım? Önce Color Dialog araç içinde kullanalım. Sonra kodlarla çağıralım. Bir tane Color Dialog ekliyorum. Sol tarafta araçlar kutumdan bir tane ekledim. Ondan sonra ne yapalım? Bir tane de buton ekleyelim. Şu yorumları bir durdurayım ha. Bir tane buton ekledim. Mesela ne diyelim? Butona tıkladığımız zaman işte Color Dialog pencerem açılsın. Ondan sonra seçtiğim renge göre o rengi formun arka plan rengi yapsın. Böyle bir uygulama yapalım. Ne diyelim mesela? Renk penceresi diyelim. Butonumuzun ismine. Renk penceresi dedim. Butonumu büyütüyorum biraz. Bu kez formumun arka plan rengini değiştirmeyeceğim. Çünkü şeyle Color Dialog'la değiştireceğim. Renk penceresi butonuma çift tıklıyorum. Ondan sonra diyorum ki Dialog Result. Dialog Result yani diyalog sonucu. Ne diyelim mesela? Pencere diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Pencere eşittir. Color Dialog 1 nokta Show Dialog. Pencere adlı alanı ne olacak? Bana Color Dialog açacak. Ondan sonra diyeceğim ki eğer pencere eşitse dialog result nokta neye? Oka. Yani pencere açıldıktan sonra bir renk seçiliyorsa oradan bir son hani şöyle ki paint'i tekrar açayım. Mesela renkleri düzenlediyoruz ya. Bir renk seçtik işte açık mavi bir renk seçtik. Dialog result nokta ok dediğimiz olay burada tamam tuşuna basmamız. Bu bizim dialog result nokta ok komutumuz, ok fonksiyonumuz oluyor. Bunu nerede kullanmıştık? Dosya işlemlerinde kullanmıştık. Eğer pencere eşitse dialog result nokta ok'a o zaman ne olsun biliyor musun? Süslü parantezimi açtım. Diyorum ki diz nokta back color eşittir. Color dialog 1 nokta color. Ne yapsın? Color dialog 1'deki rengi alsın. Diz nokta back color dediğimiz olay ne? Formumuzun arka plan rengi. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Çalış dedim. Renk penceresi dedim. Renk penceresi dediğim zaman ne oldu? Renklerin bulunduğu ne geldi karşıma? Pencerem geldi. Color diyaloğum geldi. Mesela şöyle kırmızı rengi seçelim şu sol üstteki. Tamam dediğim zaman ne yaptı? Bu kırmızı pembe arası rengi benim formumun arka plan rengi olarak ayarladı veya değiştirelim işte. Bir başka renk seçtiğimiz zaman bu şekilde. Özel renk tanımı dediğim zaman yine buradan işte koyuluğunu, hassasiyetini ayarlayabildiğim renklerimi de ne yapabiliyorum? Seçebiliyorum. Bu birinci yöntemdi. Şimdi aynı proje içinde gidelim. Yeni bir şey ekleyelim. Windows Form ekleyelim projenin içerisine. Şöyle proje kısmına geldim. Add Windows Form dedim. İkinci Windows Form'umu
ekledim. Şimdi ikinci Windows Form'u için ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane buton ekleyelim, bir tane de Rich Text Box ekleyelim. Mesela butona tıkladığımız zaman karşımıza yine ne gelsin? Color Dialog pencerem gelsin. Color Dialog'da seçmiş olduğum renge göre her defasında yazının Rich Text Box'a girmiş olduğum yazıyı o benim seçmiş olduğum renk yapsın. Bunu istiyorum. Bunun için ne diyelim önce? Bir tane buton ekleyelim. Butonumu yine şöyle yukarı ekledim. Ondan sonra sol taraftan bir tane Rich Text Box ekleyeceğim. Rich Text Box'ımı da ekledim. Biraz büyütüyorum Rich Text Box'ımı. Bu şekilde büyüttüm. Bir bakayım hemen bir soru var mı? Soru yok. Color Dialog nereden ekleniyor demiş arkadaş. Hemen şöyle cevaplayayım. Sol tarafta hemen Checked List Box'ın altında Color Dialog araç kutusundan ekleniyor. Şimdi ne yapacağız dedik. Rich Text Box'a girmiş olduğumuz string değerleri rengini değiştireceğiz. Butonuma çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki Color Dialog renkler eşittir New Color Dialog. Color Dialog la renkler adında bir tane nesne oluşturmuş oldum. Sonra diyorum ki renkler nokta color eşittir rich text box bir nokta selection color. Yani şöyle selection color'ı bulayım hemen aşağıdan. Selection color. Yani burada ne demek istiyoruz? Renklerden yani color dialog penceremden seçmiş olduğum rengi al. O rengi rich text box'ın text kısmına uygular. Rich text box bir nokta selection color dedim. Ondan sonra diyorum ki eğer renkler nokta show dialog eşit eşitse neye? System nokta windows nokta forms nokta dialog result nokta ne olacak? Ok olacak. Yani o karşımıza çıkan pencerede tamam dediğimiz komut var ya, işte o tamam dediğimiz komutun biraz daha uzunca hali bu olmuş oluyor. Ok'a eşitse dedik. Ondan sonra V diyelim ve eğer renkler nokta color farklıysa neyden diyelim? Şu anki aktif renkten. Yani aktif renkten nasıl? Rich Text Box'ın neyinden diyelim? Seçili renginden farklıysa. Renkler ne dedim? Renkler nokta color farklıysa rich text box bir nokta selection color'dan. O zaman ne olsun? Süslü parantezimi açtım. İndim aşağı. Şöyle şu properties ve araç kutumu gizleyeyim. Kodları görebilin YouTube'dan seyreden arkadaşlar. Selection color diyeceğim ki rich text box bir nokta selection color eşittir renkler nokta kalır. Bir deneyelim bakalım önce çalışacak mı? Eğer çalışırsa anlatalım. Şöyle bir deneyelim önce bakalım. Start diyelim ama ne yapacağız? View'den Solution Explorer diyorum. İkinci formu açtığım için bana ikinci formu yüklesin istiyorum. Start dedim. Çalıştırdım. İkinci formum geldi. Şimdi bir yazı yazalım önce mesela. Deneme yapıyoruz yazdım. Ondan sonra boşluk bıraktım. Butona tıkladım. Karşıma Color Dialog pencerem geldi. Mesela mavi bir renk seçtim. Tamam dedim. Ondan sonra devam edelim yazmaya. Şu şekilde bakın şu an görüyorsunuzdur sanırım. Renk değişti. C Sharp dersleri 74. dersteyiz dedim. Ondan sonra aşağı satıra indim. Butona tıkladım. Yine rengi değiştirelim. Bu kez ne kullanalım? Şöyle özel tanımlı renklerden şöyle hafif sarıyla kahverengi arası bir renk. Bugün tarih 29 Haziran. Biraz daha aşağı indim. Bir farklı renk daha kullanıp bu örneği de noktalayalım. Şöyle biraz koyu bir renk kullanalım bu kez. Tamam dedim. Color. Bu siyah gibi oldu. Şöyle turuncu seçelim. Color. Seçemedik sanırım. Sarı diyelim şöyle. Neden hata verdi? Düzeldi. Color dialog kullanımını gerçekleştirdik diye bu şekilde yazmış olalım. Color dialog'un genel kullanım yapısı da bu şekilde olmuş oldu. Bir bakalım hemen soru var mı? Print dialog. Print dialog da olabilir aslında. Hani araçlar arasında var. O da aklımda gelecek derslerde olabilir. Şimdi üçüncü bir Windows formu ekleyelim. Yine bir Color Dialog örneği yapacağız. Ondan sonra C Sharp'la Paint çizimine geçeceğiz.
Üçüncü bir Windows Form ekledim. Bu kez ne yapalım? Bu kez bir tane buton ekledim. Yine butonla komutlarımızı gerçekleştireceğiz. Bir tane de label ekleyelim şuraya. Label'ımı ekledim. Label'ıma ne yazalım mesela? C Sharp dersleri, ders 74. Hoş geldiniz olsun. Fontunu biraz büyütelim, şöyle 12 olsun. Şimdi butonuma çift tıklıyorum ve komutlarımı yazmaya başlıyorum. Bu kez ne yapalım mesela? Color diyalogla seçmiş olduğumuz renge göre butonun arka plan rengini değiştirelim. Yani fore color'ını. Ne diyelim? Color diyalog. Renk eşittir. New color diyalog. Renk adında bir color diyalog nesnesi oluşturdum. Ondan sonra diyorum ki renk nokta show diyalog. Yani burada 3 farklı kullanımda hepsinde hani şeyi görmekti amaç. Color diyalog farklı şekilde çağrılışını, aslında hepsi aynı işlemi yapmakta ama farklı komutlarla gerçekleştirdik. Amaç o farklılığı görmekti. Label 1 nokta fore color eşittir. Renk nokta color diyelim. Seçilen renk nokta color diyelim. Çalıştırdık. Üçüncü şey çalışacak. İkinci pencere çalışacak. Hemen şurayı 3 yapalım, Windows Form. F5 dedim. Geldi. Butona tıkladım mesela. Şöyle yeşili seçtim. Ne yaptı? Yazı rengimi, arka planı değil, özür diliyorum. Arka plan back color'dı. Fore color yazı rengiydi. Yazı rengini ne yaptı? Yeşil yaptı veya pembe dedim. Okey dedim. Bu şekilde. Mesela çift tıkladığım zaman az önce çift, ha yine oldu, tamam. C Sharp dersleri ders 74, hoş geldiniz. Bu şekilde yazdırmış olduk. Color diyalogla işlemler burada noktalanmış oldu. Bir bakalım soru var mı? Soru yok. File kısmına geldim. New Project diyorum ve Paint kısmına giriş yapıyorum. Paint uygulaması dedim. Şimdi bir Paint uygulaması yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir Paint uygulaması olacak? Bizim yine bir tane color diyalogumuz olacak. Bu color diyalogla renk seçeceğiz. Seçeceğimiz renge göre fareyle çizim gerçekleştireceğiz. Siz mesela buna neler ekleyebilirsiniz? Buna geçen derslerde hani şey diyordum ya, işte bu anlattığımız dersler Paint ve seçim uygulamasına taban niteliğinde olacak diye geçen iki ders. Tam olarak öyle olacak. Biz bugün mesela Paint'te çizim kısmını gerçekleştireceğiz. Diyelim siz buraya şöyle alanlar ekleyeceksiniz. Ben yine Paint'i açacağım. İşte ne ekleyeceksiniz? Elips, ondan sonra çizgi, poligon, rectangle dediğimiz dikdörtgen falan. Bunları eklemek için geçen derslerde nasıl desek? Geçen son iki dersi izleyen arkadaşlar hani bu derste öğreneceği şeylerle harmanlayıp oldukça güzel bir çizim programı ne yapabilir? Kendisi yapabilir. Şimdi ne diyeceğiz? Çizim için önce biraz bahsedelim. Neler kullanacağız? Burada formun eventlarını kullanacağız. Mouse down'ını kullanacağız. Ondan sonra mouse move'u kullanacağız. Başka ne kullanacağız? Başka mouse up'ı kullanacağız. Butonun click eventları falan olacak. Dersten önce Murat Bilginer adlı bir hocamız var. Onun bloğundan derlediğim bir örneği gerçekleştireceğim. Dersten sonra Murat Bilginer'in yayınlamış olduğu bu bloğun linkini de YouTube videomuzun hemen altına koyacağım. O linki de incelerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Buradan Murat Bilginer hocamıza da teşekkür etmiş olalım. Şimdi yavaş yavaş işlemlerimize geçelim. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Formumuzun üst kısmında global alanda tanımlamamız gereken bir takım değişkenlerimiz mevcut. Önce onlarla başlayalım. Ondan sonra gerekli kodlara tekrar döneriz. Formun adına çift tıkladım. Üstüne yapabiliriz sanırım. Şimdi şuraya başlayalım. Şimdi ne diyeceğim? Diyeceğim ki bool çiz. Benim çiz diye bir tane boolean değişkenim olacak. Çiz değişkenim iki ne alabilir? İki sonuç alabilir. Ya true ya false. Bunu nerede kullanacağım? Bunu şurada kullanacağım. Mesela fareyi sol kliğini basılı tuttuğumuz sürece çizme işlemi gerçekleştirsin. Fareden sol klik tuşundan elimizi kaldırdığımız an ne olsun? Çizme işlemini sonlandırsın. Ben bunu istiyorum. Bunun için ne kullanacağım? True ve false ifadeleri kullanacağım. Ondan sonra farenin o anki form üzerindeki koordinatlarını tutacak iki bilgi bana lazım. Birisi x koordinatı, diğeri de y koordinatı. Bunun için integer iki tane değişken tanımlayacağım. Başla x, virgül, başla y. İki tane koordinatımı tanımladım. Ondan sonra indim aşağı. Sonra ne diyeceğim? Kalemimin kalınlığını oluşturacağım. Int kalınlık eşittir
3 olsun mesela varsayılan değer olarak. Ondan sonra bir de color diyalog penceresi oluşturacağım. Renk seçmek için, daha doğrusu nesnesi oluşturacağım. Color diyalog renk seç eşittir new color diyalog dedim. Bu şekilde color diyalog nesnemi de ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Gelelim kod kısmına. Benim bir tane butona ihtiyacım var. Ondan sonra başka neye ihtiyacım var benim? Şöyle butonu aşağı alalım ya da. Benim bir tane combo box'a ihtiyacım var. Combo box ne işe yarayacak? Combo box bizim kalem kalınlığını belirleyecek aracımız olacak. Şöyle alalım, nasıl yapalım? Buton üstte kalsın. Combo box'ın buraya bir tane label ekleyelim. Açıklama yazalım buraya. Ne diyelim? Kalınlık diyelim. Kalınlık 2 nokta üst üste dedik. Birazcık da büyütürsek bunu şöyle 11 yapalım. Butonda birazdan kullanacağımız aracımız olacak. Şimdi combo box'a birkaç tane değer girelim. Mesela 3 zaten bizim değerimizdi. 5 olsun, 6 olsun, 10, 12, 15 ve 20. Bir de işte 25, 50. Şöyle birkaç tane değer girmiş olduk. Okey dedik. Ondan sonra şimdi geldik form'un mouse'dan event'ına. Hatırlarsınız arkadaşlar, KDown diye bizim bir event'ımız vardı. Geçmiş dersleri seyreden arkadaşlar bilirler. KDown neydi? Fare şeyde, klavyede herhangi bir tuşa basıldığı zaman ne olsun? Mouse'dan da mouse üzerinde, yani fare üzerinde herhangi bir tuşa sağ ya da sol kliye basılınca çalışması gereken kodlardı. Neden sağ ya da sol kliye basınca çalışması gereken kodlar? Yani neden event olarak formunun adı değil de mouse down'ı kullanıyoruz? Çünkü fareyi şu şekilde basılı tutup sürüklediğim zaman sol kliğini ne yapacak? Çizim yapmasını istiyorum. O yüzden kodlarımı mouse down event içerisine yazacağım. Formun hemen şuradan bulalım. Mouse down event'ına geldim ve çift tıkladım. Çift tıkladıktan sonra diyorum ki önce çizme işlemini bir true yap. Çiz eşittir true olsun. Ondan sonra farenin bir tuşuna basılınca farenin yaptığı işlemleri E değişkeninde saklıyoruz biz. Hani hatırlarsınız mesela işte klavyeden bir tuşa basınca E nokta case right, E nokta case down gibi komut atıyorduk. Şimdi o değişkeni saklamak için önce x koordinatı için ne yapalım? Bir değişken ne yapalım? Başla x'imizi tanımlayalım. Başla x eşittir e nokta x olsun. Noktalı virgülümü koydum. Yani ne yaptım? Başla x adlı değişkenime x koordinatımı atamış oldum. Bu ne yapacak? Bizim x koordinatımızın başlangıç değerini hafızada tutacak. Şimdi aynı işlemi bir de y için yapalım. Başla y eşittir e nokta y olacak. Noktalı virgülümü koydum. Formun mouse down'ı ile ilgili kodlarım bu kadar. Şimdi ondan sonra neye geldim? İkinci bir event'im olan mouse move'a geldim. Mouse move ne demek? Move basılıyken fareyi taşıma işlemi yapacak işlemleri ifade ediyor burada arkadaşlar. Yani şöyle, farenin sol tuşuna basılı tuttuğum zaman farenin imlecini sağa veya sola ya da aşağı yukarı hareket ettirdiğim zaman neler yapması gerektiğini komut ne yapacağım? Programa bildireceğim. Hangi event'miş bu? Mouse move event'ı. Hemen şöyle aşağıdan bulalım. Şurada mouse move event'ı çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Şimdi geçen iki dersi seyreden arkadaşlar az çok bu konulara hakimdir. Orada bizim grafik oluşturduğumuz bir alanımız vardı. Grafik nesnesi oluşturuyorduk. Ne diyorduk? Graphics ne diyelim? Mesela G diyelim. Eşittir. This nokta create graphics diyeceğim. Bu form üzerinde grafik oluşturur. Yani şekilsel ifadeler kullanacağım ya. O yüzden benim bir grafik nesnesine ihtiyacım var. Ondan sonra ne yapacağım? Bir tane kalem nesnesi oluşturacağım ve kalem nesnesine iki tane parametre atacağım. Önce bir kalem nesnemizi oluşturalım şöyle. Pen P eşittir new pen dedim. Oluşturduktan sonra kalemime atmam gereken iki tane parametre var dedim. Birincisi kalemin rengi, ikincisi kalınlığı. Rengi nereden çağıracağım arkadaşlar? Şurada global alanda tanımlamış olduğum renk seç adlı değişkenini tanımlayacağım. Ne diyeceğim? Renk seç nokta kalır. Yani renk seçten gelen renk ve bir de ne olacak? Kalemin kalınlık değişkeni olacak. Şimdi dersimizin ilk 19,5-20 dakikalık kısmı tamamlandı.
Kaydımız yüklendi bu arada, video kaydı. Şimdi ikinci kısmımız başladı. Küçük bir tanımlama yapacağız. Grafik nesnesiyle kullanabileceğimiz pek çok çizim aracı ve çizim şekli var. Bu çizim şekilleri kendi özelliklerine göre bir takım parametreler alıyor arkadaşlar. Mesela nasıl parametreler? Rectangle'da işte x parametremiz vardı. X koordinatı, y koordinatı. Ondan sonra neler vardı? X'in nereye kadar gideceği, y koordinatının nereye kadar gideceği veya bir başka geometrik aracımızda işte weight ve height dediğimiz genişlik ve yükseklik parametreleri de mevcuttu. Şimdi biz birazdan kullanacağımız draw line, yani düz çizgi şeklinden bahsedecek olursak düz çizgi kullanacağız. Çünkü çizim aracı olarak yapıyoruz. Bu tam bir paint uygulaması değil. Paint uygulamasının temeli niteliğinde bir uygulama bizim yaptığımız. Bu draw line yani çizim aracı düz çizgi 3 tane parametre alacak. Bu parametrelerden birincisi çizim yapacak aracımız, yani kalem, pen. İkincisi başlangıç noktası koordinatları, yani hani şu başla x dediğimiz olay var ya, orası. Ve üçüncüsü de bitiş noktası koordinatları. Şimdi parametrelerimizi yavaş yavaş oluşturalım. İndim aşağı. Diyorum ki point, ne diyelim, point 1. Point 1 eşittir new point 1. Parantezimi açtım. Başla x virgül başla y noktalı virgülümü koydum. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz ne bunlar? Bizim başlangıç noktaları. Ondan sonra point 2 diyeceğim. Şöyle point 2 diyelim. Eşittir new point parantez içerisinde e nokta x. E nokta x neresi? Şurası virgül e nokta y. Bu da ne? Yine az önce söylemiş olduğumuz üçüncü parametremiz olan bitiş parametreleri. Ondan sonra ne yapacağız? Kalemimizi yukarıda tanımladık zaten. İneceğim aşağı. Diyeceğim ki eğer çiz eşitse neye? True'ya. Eğer çizme işlemini gerçekleştireceğim bir alansa, o zaman ne olsun biliyor musun? O zaman şunlar olsun. Grafiğimi çağırıyor. G nokta draw line. Bana ne çiz? Bir tane düz çizgi çiz. Parantezimi açtım. Ne yapacağım? Az önce söylemiş oldum. 3 tane parametreyi kullanacağım burada. Neydi o parametreler? Birincisi çizimi yapacak aracım. Yani kalemim. Kalemi neyle tanımladık biz? P harfiyle. P virgülümü koydum. Ondan sonra ikinci parametrem neydi? Başlangıç noktası koordinatları. Başlangıç noktası koordinatlarını neyle tanımladık? Hangi alan ismiyle tanımladık? Point 1 ile. Virgül. Ve son olarak ne? Bitiş noktası koordinatları. Onu neyle tanımladık? Onu da point 2 ile tanımlamış olduk. Ondan sonra noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Sonra ne yapacağım? Mouse'un durduğu son noktayı yeni başlangıç değeri olarak atayacağım. Nasıl? Şöyle ki başla x eşittir e nokta x noktalı virgül, başla y eşittir e nokta y dedim ve noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra tekrar formuma geri dönüyorum. Bakın şu an çok fazla bir kod yazmadık aslında. Sadece açıklama kısımları biraz uzun sürüyor. 1, 2, 3, 4 eventleri de sayalım. 5, 6, 7, 8 ya da şöyle seçebiliriz değil mi? Şöyle seçtiğimiz zaman kaç satır? 48 satır olmuş. Aradaki boşlukları falan çıkarırsak yaklaşık bir 30 satıra falan düşer. Şimdi geldim. Formumun load'ı içerisine formumun üzerine tekrar geldim. Burada bir başka event'a daha değineceğim. Mouse up. Yani farenin basılı tuşu bırakıldığı zaman ne olsun? Hemen şuradan bulalım. Mouse up. Hemen aşağıda mouse move'un altında basılı olan click tuşu bırakıldığı zaman ne olsun biliyor musunuz? Şöyle çizimi şuraya yazalım. Çiz eşittir false olsun. Yani çizmeyi durdursun. Ondan sonra geldik butonumuza. Butonumuz ne işe yarayacak? Butonumuz bizim renk seçimine yarayacak. Şöyle ismini de hemen değiştirelim. Renk seç diyelim. Çift tıkladım butonuma. Renk seçmek için ne diyeceğim? Yukarıda tanımlamış olduğum renk seç nokta show dialog dedim. Renk seç neydi? Şurada color dialog için oluşturmuş olduğum nesnemle aşağıda çağırdığım zaman ne yapmış oldum? Color dialog penceremi görüntülemiş oldum. Burayı da tamamladık. Şimdi geldik bir çalıştıralım bakalım bu kısma kadar olan yer çalışacak mı? Şimdi deneyelim bakalım çalışacak mı? Start dedim. Start dediğim zaman bu şekilde paint olduğu gibi varsayılan renk olarak ne geldi? Siyah geldi. Şimdi renk seçelim mesela. Şöyle yeşili seçtim. Tamam dedim. Bu şekilde ne yapabiliyorum? Çizimimi devam ettirebiliyorum. Böyle formumu büyütüp bu şekilde çizimlerimi
Devam ettirebilirim. Renk seç dedim. İşte pembe dedim. Okey. Böyle ne yaptık? Çizim işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kullanacağım son bir aracım ve son bir komutum kaldı. Hangi araç? Combo Box. Ne yapacağım? Benim kalınlığım 3 olarak geldi. Bana varsayılan global alanda tanımlamıştık. Int kalınlık eşittir 3 olarak tanımladık. Şimdi benim varsayılan kalem kalınlığım 3 olarak geldi. Mesela kullanıcının onu değiştirmek istediğini varsayalım. Bu programı kullanan kişi onu değiştirmek istiyor. O zaman ne yapacağız? Combo Box'a çift tıklıyorum. Combo Box'a çift tıkladığım zaman Combo Box'ın klik olayı yoktu. Neyi vardı? Selected Index Change. Yani içerisindeki indeks değerleri değiştikçe. Ne olsun? Şu olsun. Kalınlık eşittir. Int nokta parse parantezimi açtım. Combo Box 1 nokta selected item. Hemen nerede? Şurada. Nokta toString dedim. Noktalı virgülümü koydum. Kalınlığı ne yaptım? Combo Box'tan seçilen değer olarak atamış oldum. Şimdi çalıştıralım mesela. Önce bir renk seçelim şöyle. Özel renklerden şöyle açık mavi bir renk seçeceğim. Okey dedim. Mesela şu an kalınlığı görüyorsunuzdur. 3 herhalde piksel sanırım bu. Kalınlığım 3 olarak geldi. Değiştirelim mesela. 10 yapalım bunu. 10 yaptığım zaman ne oldu? Kalınlık artmış oldu. İşte 50 yapalım daha belirgin olsun. 50 yaptığım zaman bu şekilde ne oldu? Daha da kalın bir hal almış oldu. Online diyorlar arkadaşlar. Mouse tıklamayı bırakınca çiz değişkenini false yapmadınız demiş. Ha, tamam çözdük. Ha, anladım söylemek istediğini. Tamam, bu online olayını sonradan değineceğiz arkadaşlar. Tekrar son kez çalıştıralım. Şöyle varsayılan kalınlık bize ne geliyordu? 3 geliyordu. Varsayılan renk ne geliyordu? Siyah geliyordu. O siyah rengi değiştirelim. Şöyle işte kırmızı gibi bir renk yaptık. Ondan sonra kalınlığı 20 yaptığım zaman şöyle bir başka renk seçeyim. Mavi seçeyim şuradan. Mavi seçtim. Bu şekilde ne oldu? Mavi rengi de oluşturmuş. Mavi renkle ve işte ilgili kalınlıkla çizmiş olduk. 74. dersimizi de burada noktalayalım arkadaşlar. 75. dersimiz araçlar üstüne gideceğiz yine sanırım, ama şu seçim uygulaması aklımda. Paint'in tamamını yapmak çok uzun sürecektir. Hani işte şeyler eklemek, mesela geometrik şekilleri eklemek, geri alma komutları, ileri alma komutları, yani şuradaki gibi bir paint tasarım bayağı uzun sürer. Yaklaşık 2,5-3 saat falan sürecektir. O yüzden o kadar ayrıntılı değinmedim. Zaten 72. ders mi? Hangi ders? Şu an ders sayısını hatırlamıyorum. Sanırım 2 önceki ders. O derste geometrik şekiller oluşturmaya değinmiştik. O derste bu dersi harmanlarsanız eminim ortaya çok güzel şeyler çıkacaktır. Bu şekilde sözümüzü noktalayalım. Tekrar hayırlı Ramazanlar dileyelim. 29 Haziran 2015 tarihinde 74. dersimizi de gerçekleştirmiş olduk. Son düzlüğe girdik dedik, artık yavaş yavaş derslerimizin sonuna geliyoruz. 11 Temmuz 2014 tarihinde başlamıştık derslerimize. Amacım 11 Temmuz 2015 tarihine kadar 100 ders yapmaktı ki nasip olmadı, yetişmeyecek gibi çünkü 11 Temmuz'a kadar. Birazcık rötarlı da olsa 100 dersi tamamlamış olacağız. Canlı yayına katılan bu 20-21 arkadaşın tamamının yüreğine sağlık diyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar, vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için. Bir sonraki dersimiz 75. ders, dediğim gibi derslerimizin 4'te 3'lük kısmını da devirmek üzereyiz. 75. dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler.